yapma, çekiyordu. Şaka. Ben başlat tuşuna basmamışım. Şaka ya. Bir saat konuştum mesela, dedim de 10 dakika konuştum da baş basmamışım. Herkese merhaba kızlar, yeniden karşınızdayım. Bugünkü videomda gördüğünüz gibi yanında bir çam ağacı, arkamda bir ışık var. Yılbaşı boyunca bu çam ağacı arkadaşlar videolar çekmeye çalışacağız. Bakalım. Saçım başım umarım güzeldir. Şu an bunu ikinci çekişim. İlk başta başlat tuşuna basmayı unutmuşum. Ve kamera kendini kapatınca fark ettim. Yandaki record tuşunu görmedim bile olmadığını. Ben Cosmena'dan Black Friday indiriminde ürünler aldım. İki parçadan oluşan bir alışveriş yaptım. İlk alışverişimde bakiye yetersizliğinden dolayı küçük kesip ertesi günü bakiye yükleyip yaptım. Kapı ödeme yapmak istemiyordum çünkü karttan ödemek benim için daha iyi her zaman, banka kartından. Her neyse, Black Friday indirimleri %50, %40, %25 ürün gruplarına göre indirim olan bir indirimdi. Bu Black Friday Amerika'da Kara Cuma diye geçer ve deli divan indirimler olurdu. Ama bu sene galiba çok fazla büyük indirim olmamış Amerika'da. Amerika'da yaşayanlar, YouTuber'lar özellikle bunu söylüyor. En başında Deniz Şehir zaten bunu fazla dile getirdi. Ben Türkiye'de sadece Black Friday indirimi yapan firmalardan Cosmena'dan alışveriş yaptım. Diğer hiçbir firmadan alışveriş yapmadım. Türkiye'de çünkü yapan çok firma vardı Black Friday için. Yabancı menşeli firmalar daha çok tabii bunları yaptı. Her neyse, tabii ki de Black Friday bir pazarlama tekniği, satış tekniği zaten. Bu çok aşikar bir şey. Ama tabii bizim de işimize geliyor açıkçası. Her neyse, benim en çok almak istediğim Black Friday indirimlerinden Cosmena bana mesaj yaptığında ben çılgına döndüm. Real Technics fırçalarında %50'ye varandı galiba. Ya %40 ya %50 indirim olması. Benim en çok almak istediğim şeyler bu Bolt Metal ürünler. Bu Real Technics'in yeni koleksiyonu. Bu Bolt Metal 100 numara olarak geçen Arcut diyor. Powder yani pudra fırçası. Bu da 300 numara olarak geçen Tapered Blush diyor. Yani allık ve pudra fırçası. Pudra fırçası gold, orijinal gold yani bildiğimiz altın renginde. Bu ise, blush ise rose gold olarak geçiyor yani pembe altın renginde ve pembe altın çok güzel bir şeymiş, ben bunu fark ettim. Bu pembe altın olanın fırçaların uçlarında da pembelik var en dibinde. Bunun da sarılık var. Öyle de birbirlerini eşlemişler. Normalde allık fırçası 115 küsur, pudra fırçası 115 küsur. Allık fırçası daha küçük olmasına rağmen 125 küsur lira bir fiyatı vardı. Ama ben bu indirim sayesinde pudra fırçasını... Abi sen pudra fırçası 125 küsur. Evet. Pudra fırçası 125 küsur lira. Ben yanlış şey yapmışım. 125 küsur liraymış. 63 lira 47 kuruş almışım. Bunu da normal 115 küsur liraydı. Bunu da 58 lira 39 kuruşa almışım. Yani %40 indirim olması oluyor galiba. Bilmiyorum. Ama bayağı iyi çünkü normal ben bu kadar 115-125 lira gibi fiyatlar bu fırçalara vermezdim. Niye bilmiyorum. Gelelim ikinci güne. İkinci günün kargosu da bugün geldi. Biraz geç geldi. Bayağı 3 günde kargo sözü verilmişken bana 7 günde geldi. İlk ürün fatura sırasına göre gideceğim. İlk ürün Maybelline One by One maskarası. Konuşamadım. Şöyle, bunu yakın çekimlerini alırım büyük ihtimalle. Çünkü şu an netlemiyorsa eğer büyük yakın çekimlerini alacağım. Bu Satin Black diyor. Satin Black. Ben normalini seçmiştim ama. Neyse. Bir olayda olduğundan onu da değineceğim. Bu maskarayı aldım. Bu maskarada normal fiyatını bilmiyorum ama bu da indirimdeydi. Maybelline'de indirim vardı. 11 lira 78 kuruşa aldım bu ürünü de. Şöyle kenara koyalım bunları. Kerastas'tan, normalde Kerastas'ın bir şampuanını kullanıyorum. Onun fotoğrafını büyük ihtimal şu anda yana koyarım. Benim saçlarım çok fazla yıprandı ve ben geçen bir ay önce falan Kerastas kullanmaya başladım. İki tane şampuanı alacaktım Kerastas'ın ama hani ikisinin fiyatları aslında çok uygun baktığında normal çünkü daha pahalı Kerastas'lar. Ama şu anlık almak istemedim ama bunu almak istedim. Bu da Kerastas'ın Anti Oilness Effect, yağlanma karşıtı olarak geçiyor. Şöyle
zeytinyağı gibi çok sıvı, yani şeffaf bir ambalajı var. Action Anti Grass, Anti Oiliness Effect diyor. Yağlanma görünümünü azaltır gibisinden. Neyse, normalde bu 60 küsürde 70 küsür olabilir bir fiyatı var. Tam olarak bilmiyorum, hatırlamıyorum. Kras hastalığına kadar indirim vardı. Onu da hatırlamıyorum. 125 olabilir, hatırlamıyorum. 41 lira 53 kuruşa da bunu almış oldum. Kerastas'ın bu ürününü. Diğer bir ürünümüz de benim çok merak ettiğim ama hiç almadığım bu L'Oreal'in Miss Manga serisi. L'Oreal'in Miss Mangası yalnız bir tanesinin koruma bandı açık halde geldi. Ve ben bunu hani arasam hiçbir şekilde bir geri dönüş alamayacağım için arama gereği bile duymadım. Açık gibi olan da Black Angel, Extra Black olanı yani. Aynen. Bir waterproof olarak geçiyor, bir Black Angel olarak geçiyor. Waterproof zaten klasik olanı Miss Manga'nın. Mega volüm olarak geçiyor. Çok merak, gerçekten çok merak ediyordum ve bu indirimde bayağı L'Oreal'de %50 indirim vardı. O yüzden almak istedim. Waterproof olan, yani orijinal olanı 19 lira 03 kuruş, yani 19 lira. Diğeri de 19 lira 07 kuruş olarak geçiyor. Yani aynı fiyat aldım aslında. Ekstra bilet diyor bak. Şu an biraz sinirliyim. Çünkü büyük ihtimalle benim istediğim bu değildi. Black Angel bu. Kontrol edeceğim sitesinden değilse ortalığı yıkacağım. Bunu yapacağım yani. Her neyse. Atarlandım. Bir diğeri Essence'in Ice Stage Farbazı. I Love Stage galiba bunun normal adı. Şurada, evet. I Love Stage göz bazı. Ben bu konuda kararsızım. Bunu kendim denesem mi? Ama ben Mekin Paint Pot'undan çok memnunum. Elimde bir tane yedeğim var. Şu aralar başka makyaj bazı denemeyi düşünmem. Çünkü oldukça memnunum Paint Pot'tan. O yüzden bunu... Bu fırçalıyorum ben. Ay hiç açmayacağım. Bu büyük ihtimalle size gelmek için kenara ayrılacak. Çok yakın zamanda video çekeceğim. Çekiliş. Essence'de indirim vardı bazı ürünlerinde. Ben olan o günlerinden aldım. Bu da 7.84 gibi bir fiyatı var. Bunu da almış oldum. Bu alışverişimden. Daha sonra... Sizin için aldım bunu. Essence'in XXX'lar Shine Lip Gloss New Kiss No 02 numaralı bu lip gloss'unu aldım. Ben lip gloss kullanmıyorum ama genç kızların hani benden 2 yaş, 3 yaş, 5 yaş küçük ve benim yaşıma kadar olan insanların, kızların çok sevdiğini biliyorum ama ben pek sevmiyorum. Ben mat rujum, ben gıcık gıcık geliyor bana, ben kullanamıyorum. Ama duran da çok güzel duruyor ve lip gloss aldım. Nude içinde biraz pırıltıları var. Bu da size gelmek için ayrılıyor. Bunun da çekilişini yapacağım çok yakında. Bunun içinde olduğu çekilişi. Bir diğeri Essence Far. Bu da sizin için. Essence'in mat adı ne bunun? Hazelnut 15 numaralı farı. Bu lip gloss, özür dilerim. Lip gloss'um 4.11. Aynen. Lip gloss'um 4.11. Farım da 3 lira 61 kuruş. Gayet güzel bir far. Mat kahverengi mesaj geldi. Gri kahve ya da sütlü kahve gibi bir ürün. Far. Bu da sizin olacak. Bir de şu Essence'in lip balmını aldım. 4.75'e aldık bunu. 2 tane aldım. Bu da Essence'in Glossy Lip Balm Strawberry çilekli olanı. Bunu da dediğim gibi ben lip balm ve lip gloss sevmediğim için sizler için aldım. Ben de 2 tane aldım. yani bu alışveriş aslında biraz da size yaradı. Batiste'in şu orijinal kuru şampuanını ben tam boyunu kullanıyorum. Tam boyun alacaktım ama bitmişti. Çünkü indirim vardı. Ben de küçük boyunu aldım. Bu da Batiste'in orijinalinin 50 mililitreliği ve 7.58 gibi bir fiyatı var. Bunu da seyahat boyu olarak yanında kullanırım. Yani şu an açmayacağım. Seyahat boyu olarak kullanmak için aldım. Ama tam boyu olarak denemek istediğim ve şu anda da bir 6 lira gibi bir indirim olduğu için bu Batiste'in kuru şampuanını aldım. Bu da hangisi? Cool and Crisp Fresh olarak geçiyor. Bakalım bunu da deneyeceğiz, göreceğiz. Güzel misin? Değil misin? Bunun fiyatı da 14 lira 75 kuruş olarak bana geldi. Sigma'dan sadece tek bir şey alabildim. Çünkü gerçekten ben erişim sağladığımda her şeyi bitmişti. Çok güzel ki
bu Karı Cuma'dan önce çok rahat gel olarak Ayşe Çakar'ın galiba bir de Duygu Özaslan'ın yok Ayşe Çakar'ın vardı. O kadar galiba başka kimsenin yoktu. Ayşe Çakar'ın bile dedim ama başka kimsenin yoktu herhalde. Sigma'dan fırça alımını izledim. Sigma'nın kendisi içinde bir indirimi vardı. Kendisi de uluslararası bir shipping, bedava free shipping, uluslararası bedava gönderimi olduğu bir indirimi vardı. Ama ben cesaret edemedim. Çünkü bayağı sıkıntı gümrükte ürünün beklemesi, ya geri gitmesi falan. Yani az, ki alsam 2-3 tane fırça alacağım, az bir para yapmayacak. Hani o 100-150 dolar gibi parayı da çöpe atacak kadar durumum iyi değil açıkçası. Korktum. Ben korktum. Sizi bilmem. Ve şeyden de, bende normal F80 kabuki var ve şu anda şeyi aldım. Sigma'nın 3D HD kabukisini aldım. Mesajlar geliyor. Şöyle çıkartalım. Ay. Şöyle çok güzel bir fırça. Gözüküyor galiba. İlk defa uzaktan video çekiyorum yalnız. Ciddi anlamda çok uzaktan video çekiyorum. Bayağı uzağımda kamera. Fark etmişsinizdir. Bu 3D HD kabukinin fiyatı ise 50 lira 76 kuruş. Sigma'da da galiba %50 indirim vardı. Bayağı sevdim. Kullanacağız. Son ürünüm ise çok çok bitti ya. Doğal kirpik egzotik Raven ismi. Exotic Raven'ın doğal kirpiğinin egzotik şey. A thousand tar daha doğrusu. A thousand tar. Neyse. Natural Lashes olarak geçiyor. Bunu aldım. Bu da gördüm hoşuma gitti. Aldım. Çok ürün çıkarttım. Dedim ki Kerasas'ın bir ürünü eklemiştim. Çıkarttım. Ne onun adı? Sally Hansen'dan 4 oje eklemiştim. 4'ünü de çıkarttım. Sally Hansen'ın şeyi bu kitikül manikür için bu etleri yok eden ürünü eklemiştim. Onu çıkarttım. Kaç tane daha bir şeyimin olması lazım çıkarttım. Ama dediğimiz gibi yapmış olduk totalde böyle bir alışveriş. Ve her zaman Vichy'den yolluyor. Daha bir yıl önce de alışveriş yapmıştım Cosmela'dan. Vichy'den böyle tester yollamıştı. Para ben yokmuş içinde. Neyse. Bu da bu şekildeydi. Ha, bu arada ben yanlış söyledim. Ben ödememi kredi kartıyla yapmadım. Ben ödememi havaleyle yaptım. Kredi kartım yok zaten. Banka kartından havale yaptım. Kapıda ödemedim. Havaleyle hallettim işimi cepten, cep bankacılığından, mobil bankacılıktan yaptım. Bu da benim için çok daha güvenli aslında ve daha çok seviyorum böyle yapmayı. Sonuçta yaşım kaç, başım kaç, niye kredi kartı kullanayım? Her neyse, bu şekildeydi. Umarım beğenmişsiniz ve umarım hoşunuza gitmiştir. Bu benim Black Friday alışverişimdi. Merak ettiğimdi. Bu kadar. Arka planımı beğendiniz mi? Çam ağacımı beğendiniz mi? sorularınız varsa aşağıya yazabilirsiniz ve videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp bana destek olabilirsiniz. Alışveriş videolarını daha fazla istiyorsanız ya da videoyu beğendiyseniz de yapabilirsiniz. Aşağı yorumlarınızı gerçekten bekliyorum ve çok mutlu oluyorum aşağı yorum geldikçe. Kanalıma hala abone olmadıysanız aşağıdan abone ol butonuna tıklayarak bana abone olabilirsiniz. Daha buraya tabii abone ol butonu iliştiriveririm. Bu kadardı. Bu kadardı değil mi? Bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.